Herkese merhaba, ben Elif. Kanalıma ve ilk videoma hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bayağı bir planladığım bir şey şu an gerçekleştiriyorum. Böyle ilk video tadında size kırmızı tonlarda bir YouTube'a merhaba makyajı yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Çok heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki şu tacı takmam bile 3 dakikamı falan aldı. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu an o kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Makyaj yaparken kendinden bahsetme kısmına geçebiliriz bence. O yüzden hemen makyaja başlayalım. Şu an sabah kalktım, cilt bakımımı yaptım, nemlendiricimi sürdüm. Bir tek yapmadığım şey dudak nemlendiricimi sürmek. Şu EOS'un lip balmlarından bir tanesi. Arkadaşım hediye etmişti, zaten bilmiyorum ne olduğunu. Bolca sürüyorum çünkü kış geldi. Rüzgar dudaklarımı mahvediyor. Şimdi benim YouTube'a giriş makyajım olduğu için ben kırmızı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama beni Instagram'dan takip edenler bu videoyu izliyorsa kırmızı ruj o kadar ön planda olmayacak. Ama şöyle bir şey yapmam gerekiyor. İlk önce göz makyajını halletmem gerekiyor. Çünkü ben genellikle makyajımı böyle yapıyorum. O yüzden hemen başlayalım. İlk önce göz kapaklarımı eşitliyorum. Concealer kullanıyorum bunun için. Hafif de zaten. Uyguluyorum. Ardından şu Wet n Wild'ın bir dönem o kadar popüler olmuş bir farını kullanıyorum. Krem brûlée. Sabitlemek için de bunu kullanıyorum. Şimdi benim şöyle bir paletim var. Bu Rue de Young markasının. Oradaki kahverengi farı ilk önce bir kris bölgemi hafifçe geçiyorum. Birazcık yumuşatmak için. Biraz sonra göstereceğim bir aldığım var. Böyle pembe tonlarında şeftali. Onunla da tüm göz kapağıma uyguluyormuş gibi uyguluyorum. Şekilde. Yani şu an farlarımı uyguladım. Bu kadar far benim için bugünlük yeter. Şimdi makyajımızın en can alıcı noktasına geliyoruz. Pastelin 9 numaralı kırmızı ruju. Bunu böyle elime alıyorum birazcık. Bir de ince uçlu eyeliner fırçamı alıyorum. Ve bakalım. Evet. Eyeliner çekerken konuşan ilk insan olacağım. Bir yaşındayım. Yani 21 yaşında diyebilirim kendime. Birkaç gün sonra doğum günüm. Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Biyomühendislik okuyorum. Bölümüm İngilizce. Beni en çok zorlayan kısım bu. Bir tane ablam var. Bence tanıyorsunuz. Ailemle yaşıyorum. Ve bu kadar. Gerçekten benim için, ya benim hakkımda bilmeniz gereken en önemli detaylar bunlardı. Şimdi bu ailenin biraz kurumasını beklerken hemen diğerini çekip geleceğim. İki eyeliner da şu şekilde çektim. Olabildiğince eşit çekmeye çalıştım. Bence bayağı başarılı oldum. Şimdi kendim hakkında gereksiz bilgiler verirken cilt makyajımı yapacağım. Rue de Loup'un bir tane işte gözenek küçültücü, gözenek kapatıcı bir base'i var. Yani şöyle söyleyeyim, yapısı kremsi ya, bence böyle çok değişik bir yapısı var. Çok sürmemek gerekiyor. Ben şu an bu kadarını alıp tüm yüzüme yediriyorum. Çünkü bu sefer çok ağırlık yapıyor. Şöyle güzelce en çok gözeneklerimin olduğu yerlere elime aldım, uyguluyorum. Evet. Ben çok küçük yaştan beri makyaj yapıyorum. Gerçekten en azından çok küçük yaştan beri makyaj yapıyorum. Fondöten işte, kapatıcı olmasa da böyle neredeyse 6. sınıftan beri falan eyeliner çekiyorum. Hani annem o kadar nefret ediyordu ki benim eyeliner çekmemden. Evden çıkmadan bana eyeliner'ımı sildiriyordu. Ben böyle
asansörlerde falan eyeliner'ı çekiyordum. Hatta o zamanlar şeyle çekiyordum. Siyah göz kalemiyle falan çekiyordum. Ama böyle korkunç eyeliner'a. Gerçekten fotoğraflarını bulsam böyle çok fazla güleceğiniz böyle göz kapağımın hepsi kapanmış. Böyle catliner şeklinde. Bayağı korkunç. Anne gerçekten beni engellemeye çalıştığın için teşekkür ederim. Haklıymışsın. Sonra kendimi geliştirdim. Bayağı. Bayağı geliştirdiğimi düşünüyorum. O iğrenç eyelinerlerden sonra. Ve böyle makyaj benim için artık bir eğlence haline geldi. Ve ben de dedim ki tabi bundan kaç sene önce. Acaba yapsam mı? Yani neden olmasın? Ama sonra sanırım bilmiyorum, o anki özgüven, o anki kendime olan özsaygım çok yerinde değildi. Ve hiçbir zaman cesaret edemedim. Ama son dönemlerde Instagram'da da bu işte yoğunlaşınca ve gerçekten iyi yorumlar ve iyi beklediğim şeyleri alınca başlamak istedim. Açıkçası ben sadece makyaj videosu çekmek istemiyorum. Yani şu anki hedefim sadece makyaj videosu çekmek değil. Ve ben insanların vloglarını izlemeyi çok seviyorum. Böyle oturup sadece insanların bir şeyler anlatmasını izlemeyi çok seviyorum. Ya insanların birinde neler yediklerini falan bile çok merak edip izliyorum. Ve ben de sanırım kanalımı birazcık bu beğendiğim şeyler tarafından yönlendireceğim. Doğru söylemek gerekirse ben fondöten insanı değilim. Ya çok makyaj yapan bir insana göre gerçekten çok az şey kullanıyorum, fondöten kullanıyorum. Benim gerçekten uzun dönemli en favori bir... Yani böyle elime alıp sürmekten çok hoşlanmıyorum. Böyle kafama estiği kadar, o gün dilim ne kadar kötü görünüyorsa ona göre bir miktar belirliyorum. Şöyle bir süngerim var. Gerçekten ne zamanlardan aldım çok net hatırlamıyorum. Böyle yaklaşık 10 dakika boyunca yüzüme bunu uyguluyorum. Dilim şu tarafını döndürmek istemiyorum. Gerçekten aşırı utanıyorum. Orası bayağı kötü bir durumda bu dönemde. Çünkü çok zor bir dönem geçirdim. Doğruyu söylemek gerekirse. Yani gerçekten Instagram'dan beni takip edin. Çünkü sürekli başıma çok kötü olaylar geliyor. En azından beni çok yoran olaylar geliyor. Ve ben bunları story olarak genellikle paylaşıyorum. İşte sınav haftamdan çıktım. Şurayı hemen kapatayım. Şaka. Kendimle barışayım. Onlar benim sivilcelerim ve geçeceklerine inanıyorum. Sınav haftamdan çıktım. Yaklaşık bir hafta önce. Ama hala kendimde değilim. Doğru. Finaller geliyor ve ben hala kendimde değilim. Bu şu an kullanacağım Maybelline Fit Me. Gerçekten bu kapatıcıyı denedikten sonra şey dedim. Ben bu kapatıcıyı gerçekten neden hiç almamışım? Çünkü şu ana dek benim kullandığım en iyi kapatıcılardan biri. Hatta en iyisi olabilir. Şöyle birazcık parmağımın yine şurasını alıyorum. Lokal olarak sivilcelerimin üstüne de uyguluyorum. Böyle en çok sivilcelerimin veya kusurlarımın olduğu yerlere. Orası da sol tarafım. Birazcık da çeneme. Şimdi de göz altlarımı dağıtıp hemen geliyorum. Yine çok konudan konudan atladım ama şu an şey hatırladım. Makyaj masasından bahsediyordum. Yani böyle arkadaşlarıma, işte aile üyelerime falan hep ben makyaj yaptım özel günlerde. Ve böyle gerçekten makyaj yapmaktan çok fazla zevk aldığımı fark ettim. Ve kendime bir şans vermek istedim. Hani işler nasıl gider, hani her şey istediğim gibi olur mu bilmiyorum ama gerçekten artık denemek istediğimi fark ettim ve siz de şu an bu videoyu izliyorsunuz. Şimdi bu yüzümdekiler biraz otururken benim hayatımda en çok problem yaşadığım yerle ilgilenmek istiyorum. Kaşlarım. Şu Pretty by Flormer'ın kaş şeyi. Ben bayağı memnun kaldım. Fiyat performans olarak çok başarılı. Sadece üstüne çok fazla ürün geliyor ve ben yani yapabileceğim tek şey şuraya bunu temizliyorum. Kaşlarımı önce yana doğru bir tarıyorum. Şöyle hafifçe. Yani kontrol çok önemli. Kontrolü kaybettiğiniz zaman kaşlarınız çok boyanır. Sonra yukarı doğru taramaya başlıyorum. Bu kadar. Gerçekten istediğim kaş bu. Ama benimki bu. Ve buna getirmek çok hoşuma gidiyor.
Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. İki kaşın birbirinden çok farklı oldukları için sağ olsunlar. Sonra yukarı doğru tekrar tarıyorum. Ben bu ürünü bayağı beğendim. Çünkü birincisi fiyatı bayağı güzel. Yani ben indirimdeyken aldım. Çok güzel bir fiyata aldım. Rengi benim için çok okey. Çünkü artık kaşlarımı siyaha boyamak istemem. Çünkü artık saçlarımı siyah boyamayı da bıraktım. Sonra başta böyle birazcık ağırlık yapıyor kaşlarınıza. Ama ondan sonra hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani kaşınızda bir şey varmış hissi kayboluyor hemen. Ben o zaman bayağı memnun kaldım. Tavsiye ediliyor. Geldik benim en sevdiğim kısımlardan birine, şaka. Makyajla ilgili her şeyi çok seviyorum. Contour. Burada Hoola'yı kullanıyorum. Yani bu bayağı, yani bayağıdır bende ve o kadar bereketli bir ürün ki bitmiyor. Şöyle yine bayağı şey bir fırça, bu küt bir fırçayı alıp şuraya iki noktayı oturtuyorum. Tabii ki de gıdımızı gizlemek için çene bölgemize de uyguluyoruz. Ve yine benim gibi birazcık büyük bir alnımız varsa alnımızı küçültmek için de bronzerimizi kullanıyoruz. Aldık olarak Farmasi'nin kaç numara hemen söyleyeyim. 07, böyle yine biraz önce gözlerime uyguladığım şeftali tonunu şöyle büyük bir fırçayla uyguluyorum. Biraz fazlaymış gibi görünüyor ama aslında normal bu kadar fazla değil. Şöyle hemen dağıtalım. En sevdiğim şey buruna şey sürmek. Biraz önce kullandığım bu Rimmel The Young'ın üçlü setindeki hala içini kullanacağım. Yani her gün bunu kullanıyorum. O kadar güzel bir ürün ki, yani benim tam istediğim şampanya renginde. Ve yani ben bayağı memnunum. İlk önce bir makyaj sabitleme spreyiyle ince uçlu bir fırçam ıslatıyorum ve sonra uyguluyorum. O kadar güzel ki. Ne? Kaş altıma. Dudak üstüme ve burnuma. Mükemmel. Çok güzel. Hemen diğer tarafa da uygulayıp geliyorum. Burnumun şurasına da küçük bir ekleme yaptım. İnce uçlu bir fırçayla da göz pınarlarımı uyguluyorum. Şöyle bir kirpik kıvırcım var. Ben kirpiklerimi kıvırıyorum. Benim gerçekten makyajımda olmazsa olmazlardan biri bu. Gerçekten bayılıyorum. İcmel olarak L'Oreal'in Unlimited maskarasını kullanacağım. Şöyle bütün azıcık kırdım şu şekilde. Ve kirpiklerimi uyguluyorum. İlk katı uyguladım. Şimdi birazcık kurumasını bekleyeceğim. Şimdi ikinci katını da uyguluyorum. Bu sefer alt kirpiklerime de uygulayacağım. Rimmel'in de uygulamış hali bu şekilde. Ve ben bayağı seviyorum Rimmel'i. Ben bunu paylaştığımda birkaç kişiye yazmıştı. Nasıl çıkartıyorsun bunu? Gerçekten çok haklısınız. Yani John en zor çıkan rimellerinden biri. Uğraşınca yani rahat 10 dakika falan alıyor tamamen temizlemem. Ama gerçekten çok başarılı. Yani, tam silmesi çok zor ama akması da çok zor oluyor. O yüzden bayağı kullanışlı. Geldik kırmızı eyeliner'dan sonra bu makyajın diğer sarına. Konum şöyle bir ruju göstereyim. Mükemmel. Bunu çok hafif dudaklarıma uygulayacağım. Altı uyguladıktan sonra dağıtıyorum.
Makyajımın son hali bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve ben daha çok video çekmeye devam ederim. Tekrar görüşmek üzere.